Halkların Demokratik Partisi grubu önerisi aleyhinde İbrahim Aydemir Erzurum milletvekili. Buyurunuz Sayın Aydemir. Başkanım teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, 1937-1938 yıllarında gerçekleştirilen Dersim'de yaşananlar ile yüzleşilmesi ve tüm boyutlarıyla araştırılması başlıklı araştırma komisyonu kurulması önergesi konusunda grubum adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle mensubu bulunduğum Akbir davayı temsil eden partimin insanı yaratılmışların en şereflisi olarak bilen, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesini ilke edinen bir hassasiyete yoğunlaşmış, Türkiye'de insan hakları, fikir, düşünce ve girişim hürriyetleri konusunda ilkleri gerçekleştirerek özgürlüklerin önünü açmış bir siyasi hareket olduğunu vurgulamak, yüce heyetiniz önünde tarihe not düşerek hatırlatmak isterim. Siyasetinin temeli insana sevgi ve saygı olan, yaratılanı yaratandan ötürü hoş gören bir siyasi davanın mensubu olarak, birlik, beraberlik ve kardeşlik ülküsünden bugüne kadar taviz vermediğimizi, vermeyeceğimizi de bir kez daha kaydetmek isterim. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Meclis Araştırma Komisyonu kurulması yönündeki önergede dikte edilmeye çalışılan ve önergenin sahiplerince asla üzerinde hassasiyet ve samimiyet gösterilmeyen dört başlık var. Toplumsal barış, geçmişle yüzleşme, yaşanan hakikatler ve geleceğin inşası için bir araştırma komisyonu kurulması isteniyor. Öncelikle bu dört gerekçe üzerinde durmak isterim. Milletimizin birliğine, vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin dirliğine göz diken, kıblesi, vatanı, bayrağı bir olan yüce milletimizi bölmeye ve parçalamaya çalışan, sevgiden değil, nefretten, öfkeden, acıdan, kandan beslenen, yaşatmak değil, sadece öldürmek için faaliyet gösteren terör örgütünün, kanlı eylemleri karşısında sükutu tercih edenlerin, yandaşça tavır sergileyenlerin toplumsal barıştan söz etmeleri ne kadar doğru ve ne kadar samimidir. Asırlarca ölümüne kardeş olanlar arasına nifak tohumu ekmek, haset ve kin yolu döşemek isteyenlerle aynı safta yer alanların barıştan, hele toplumsal barıştan bahsetmeleri tarihe kaydedilecek bir paradoks örneğidir. Ülkemizin aziz parçası Güneydoğu'yu bir kan haritası haline çevirmek yolunda tarihin kaydettiği en vahşi planları kuranlar, kardeşliğimizle hesaplaşmaya kalkışanlar, camilerimizden okullarımıza asgari ve azami müştereklerimizi ifade eden, her adreste terör estirenlerle paydaş olmayı yeğleyenler ve bugünü, bugün sahnelenen bölücü hain senaryoları görmeyenlerin geçmişle yüzleşme gerekçeleri ne kadar doğrudur? Bu noktada bir not düşmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Doğrudur, Dersim'de yaşananlar dramatik bir haldir. Bu resimler milli hafızamızda yer etmiştir. Bunu siyaset zemininde en net, en mütebariz bir biçimde AK Dava, AK Parti dillendirmiştir. Bizim her neviden duruşumuzda olduğu gibi geçmişe ait yaşananlar mevzundaki tarzımız da nettir, bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, partimizin her düzeyden yöneticileri yeri geldikçe hali özetleyen, izah eden açıklamalar yaptılar, yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tespiti üzereyiz. Dersim yakın tarihimizin en acı, en trajik olaylarından biridir. Beslendiğimiz kaynaklar birçok kesimin bigane kaldığı, korkup ürktüğü zamanlarda bize Dersim hakikatlerini aktarmıştı zaten. Biz de hakşinas tavırda, tarzda, berdevam haldeyiz. Değerli milletvekilleri, bu notu düştükten sonra güne gelelim ve asıl yüzleşmemiz gereken bir gerçeği ortaya koyalım. Sahici bir yüzleşme, sıcaklığı henüz muhafaza edilen bir yüzleşme. Aktörleri isim isim belli, tarih ise çok yakın. 13 Mart 2016, yer Ankara'nın Kızılay Meydanı. Yine bir canlı bomba saldırısı gerçekleştiriliyor ve 36 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Bir günah insanlar.
125 vatandaşımız ise yaralanıyordu. Evlilik hazırlığındaki nişanlılardan kağıt toplayıcısına, günün yorgunluğuyla gözlerini uykuya kapamış işçiye kadar masum insanlar hayatlarını kaybettiler. O saldırıyı gerçekleştiren terörist Seher Çağla Demir'in terör örgütü PKK'nın üstüne kan sıçramasın diye taktığı yapay kollarından biri olan TAK üstlendi bu saldırıyı. PKK ve HDP eylemin kendileriyle ilişkisi olmadığını söylüyordu. Şimdi bu bilgileri kenara not edelim ve bugüne gelelim. Sizi bir yazıya götürmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Yazı malum bir şahsa ait, hepimizin tanıdığı bir şahsa. Nurettin Demirtaş imzalı. Hani her konuşmasını kandilde beslenip büyütülen, sözde barış güvercinlerini uçurarak süsleyen HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş var ya, onun kandildeki ağabey. Yolcu otobüsüne yanaşıp tamamen sivil insanları hedef alan ve 36 masum vatandaşımızı katleden, 135 vatandaşımızın yaralanmasına neden olan PKK'nın canlı bombası Seher Çağla Demir'in o eylemine övgüler dizen bir yazı bu. Bu sivil katliamlarını yücelten, terörü öven yazı PKK'nın Avrupa'daki yayınlarından birisi olan Yeni Özgür Politika isimli gazetede yayınlandı. Bakın neler diyor o yazıda Demirtaş. İlk eylemin ardından Ankara girilmez bir kaleye çevrildiği halde engellenemedi, başardı. Bu yüzden beyinlerinden vurulmuşa döndüler. İnsanlığın en vicdanlı devrimcisi olarak anılmayı hak eden Zınar Raper'ini soykırımı beyninden vuran doğa takip etti. Zınar Raper'inden kastı daha önceki Ankara saldırısını gerçekleştiren Abdülbaki Sönmez galiba. Doğa alakası var, dinliyorsunuz. Seher Çağla Demir bir intihar eylemcisi değil, bir özgürlük ve yaşam tutkunudur ve eylemiyle ölümü değil yaşamı yarattığı görülebilir. Doğa asla bir ölüm ya da intihar eylemcisi olarak tanımlanamaz. Doğa fedailiği, zinan fedailiğidir. Hiçbir bahaneyle asla lekelenemez olan Nilüfer çiçeğidir. Bu amaç uğrundaki adanmışlık karşısında en azından saygılı olmayı bilmek gerekir. Doğa tüm insanlığın yüz akı ve onurudur. Sevilecek insan, sevilecek kadın, sevilecek yoldaştır. Doğa gibi yaşamak ve doğa gibi ölümün üstüne gitmek en soylu davranıştır. Şimdi tereddütlerin değil, faşizm karşısında tarih yazacak direniş ruhunu ve tutumunu sergilemenin zamanıdır. Şimdi doğa zamanıdır. Ve bu iblis tehdit ediyor. Ya durdurun bu kanlı, bu vahşi, bu insanlığın yüz karası soykırım saldırılarınızı, ya da Kürdistan gençliğinin tümden doğalaşmasına şaşmayın. Ölü sevicilik, bunun adı ölü sevicilik. Silah, tehdit, katliam övgüsü, terör kutsaması, ne ararsanız var. Ağızlarından barış ve hakların kardeşliği gibi ekran koruyucuları kaldırıldığında akan kanlı sözler bunlar işte değerli arkadaşlarım. Hangisine inanalım şimdi biz? Abinin mi yoksa kardeşin sözlerine mi? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüzleşme saygıdeğer bir insani erdem, önemli bir kavram ve eğer dürüstseniz, yüzleşme çağrınızda samimiyseniz son derece kıymetli bir çağrıdır yüzleşme çağrısı. AK Parti iktidarı olarak biz yüzleşmenin bu kıymetini bildiğimiz için Dersim dahil tarihin tozlu raflarında bırakılmış tüm garabetlerle yüzleştik, sorumluların yüzleşmesini sağladık. Madem HDP yüzleşme istiyor, öyleyse topu taca atıp 38'lere gitmeden günümüze gelmeli ve yukarıda içimizi acıtarak alıntıladığım satırlarla yüzleşmelidir. Ve lafı eğip bükmeden yanıtlamalıdır. Sual şu, HDP genel başkanlarının abisinin kandilde arkasına yaslanıp Ankara'da onlarca vatandaşımızı öldüren teröristlere metiyeler düzülmesine ne diyor? Bir yandan halkların kardeşliği gibi süslü laflar ederken, diğer yandan canlı bombaları övgüler yağdıranlara söyleyecek bir sözleri var mı? Ankara'yı, İstanbul'u, Bursa'yı ve daha yurdun birçok yerini kana bulayan canlı bombalar sayısız insanımızın hayatını karartırken bu insanlık katillerini yere göğe sığdırmayan abiler için ne diyor HDP? Öyle kısık sesle geçiştirmeler değil, yüksek sesle itirazlar duymak istiyoruz. Ama biliyoruz ki o itirazlar gelmeyecek.
Birileri bu çatı altında barış güvercini rolünü oynarken abileri bu insanlık dışı eylemlere alkış tutacak. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, HDP'nin tavşana kaç, tazıya tut politikası artık fazlasıyla sırıtmaktadır. Ve bugün ile dürüstçe hesaplaşamayan, yüzleşemeyen bir yapının dünü gündeme taşıması samimi de dürüstçe değildir. Hepinizi en kalbi saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Aydın. Yolcu otobüsüne yanaşıp tamamen sivil insanları hedef alan ve 36 masum vatandaşımızı katleden, 135 vatandaşımızın yaralanmasına neden olan PKK'nın canlı bombası Seher Çağla Demir'in o eylemine övgüler dizen bir yazı bu. Bu sivil katliamlarını yücelten, terörü öven yazı PKK'nın Avrupa'daki yayınlarından birisi olan Yeni Özgür Politika isimli gazetede yayınlandı. Bakın neler diyor o yazıda Demirtaş. İlk eylemin ardından Ankara girilmez bir kaleye çevrildiği halde engellenemedi, başardı. Bu yüzden beyinlerinden vurulmuşa döndüler. İnsanlığın en vicdanlı devrimcisi olarak anılmayı hak eden Zınar Raper'ini soykırımı beyninden vuran doğa takip etti. Zınar Raper'inden kastı daha önceki Ankara saldırısını gerçekleştiren Abdülbaki Sönmez galiba. Doğa alakası var, dinliyorsunuz. Seher Çağla Demir bir intihar eylemcisi değil, bir özgürlük ve yaşam tutkunudur ve eylemiyle ölümü değil yaşamı yarattığı görülebilir. Doğa asla bir ölüm ya da intihar eylemcisi olarak tanımlanamaz. Doğa fedailiği, zilan fedailiğidir. Hiçbir bahaneyle asla lekelenemez olan Nilüfer çiçeğidir. Bu amaç uğrundaki adanmışlık terörü öven yazı PKK'nın Avrupa'daki yayınlarından birisi olan Yeni Özgür Politika isimli gazetede yayınlandı. Bakın neler diyor o yazıda Demirtaş. İlk eylemin ardından Ankara girilmez bir kaleye çevrildiği halde engellenemedi, başardı. Bu yüzden beyinlerinden vurulmuşa döndüler. İnsanlığın en vicdanlı devrimcisi olarak anılmayı hak eden Zınar Raper'ini soykırımı beyninden vuran doğa takip etti. Zınar Raper'inden kastı daha önceki Ankara saldırısını gerçekleştiren Abdülbaki Sönmez galiba. Doğa alakası var, dinliyorsunuz. Seher Çağla Demir bir intihar eylemcisi değil, bir özgürlük ve yaşam tutkunudur ve eylemiyle ölümü değil yaşamı yarattığı görülebilir. Doğa asla bir ölüm ya da intihar eylemcisi olarak tanımlanamaz. Doğa fedailiği, zilan fedailiğidir. Hiçbir bahaneyle asla lekelenemez olan Nilüfer çiçeğidir. Bu amaç uğrundaki adanmışlık karşısında en azından saygılı olmayı bilmek gerekir. Doğa tüm insanlığın yüz akı ve onurudur. Sevilecek insan, sevilecek kadın, sevilecek yoldaştır. Doğa gibi yaşamak ve doğa gibi ölümün üstüne gitmek en soylu davranıştır. Şimdi tereddütlerin değil, faşizm karşısında tarih yazacak direniş ruhunu ve ilk eylemin ardından Ankara girilmez bir kaleye çevrildiği halde engellenemedi, başardı. Bu yüzden beyinlerinden vurulmuşa döndüler. İnsanlığın en vicdanlı devrimcisi olarak anılmayı hak eden Zınar Raper'ini soykırımı beyninden vuran doğa takip etti. Zınar Raper'inden kastı daha önceki Ankara saldırısını gerçekleştiren Abdülbaki Sönmez galiba. Doğa alakası var, dinliyorsunuz. Seher Çağla Demir bir intihar eylemcisi değil, bir özgürlük ve yaşam tutkunudur ve eylemiyle ölümü değil yaşamı yarattığı görülebilir. Doğa asla bir ölüm ya da intihar eylemcisi olarak tanımlanamaz. Doğa fedailiği, zilan fedailiğidir. Hiçbir bahaneyle asla lekelenemez olan Nilüfer çiçeğidir. Bu amaç uğrundaki adanmışlık karşısında en azından saygılı olmayı bilmek gerekir. Doğa tüm insanlığın yüz akı ve onurudur. Sevilecek insan, sevilecek kadın, sevilecek yoldaştır. Doğa gibi yaşamak ve doğa gibi ölümün üstüne gitmek en soylu davranıştır. Şimdi tereddütlerin değil, faşizm karşısında tarih yazacak direniş ruhunu ve tutumunu sergilemenin zamanıdır. Şimdi doğa zamanıdır. Ve bu iblis tehdit ediyor.
Ya durdurun bu kanlı, bu vahşi, bu insanlığın yüz karası soykırım saldırılarınızı